Hikmet abiyle birlikte adada sedir ağacından güzel böyle bir sandal yaptık. Ondan sonra onunla birlikte buraya kadar geldik. Ben onu Eryaman'da Göksu Parkı'nda bıraktım. Oradan Mogan'a devam ettim. Mogan'da da ben indim. Kavuştum Ankara'ya, çok özlemiştim. Türkiye'nin çok güzel bir şehrinden bir hava gelecek. Hepimizin içi ısınacak. Buraya binlerce kilometre yol gelen misafirlerimiz de coşacak. Çünkü O Ses Türkiye'den tecrübem var. Bu şarkı ne zaman çalsa stüdyo kopuyordu. Merhabalar, ismim Kaan. Geçen yıl bu vakitlerde Domini'ye gitmiştim Survivor çekimlerine. Enteresan bir macera olacağını düşünmüştüm açıkçası ve gerçekten öyle de oldu. Ve yani 6. ayın sonunda gerçekten bu Ankara'nın hasretine dayanamadım. Aksiyon benim hayatımın çok vazgeçilmez bir parçası. Ben çok hareketli bir insanım. Survivor'a da bu yüzden gitmiştim. Ben Ankara'dan kalkıp Domini'ye Survivor için gittim ve orada Yunan projesinde çalıştım. Abicim, cacığı almışsın, yoğurdu almışsın, ya Ankara tavasında bırak da, daha simidi almışsın, susamı bunları falan bırak kardeşim, bunlar artık bizim ya. Yani tamam, okey, bizim diye bir şey de yok da ama sizin de hiç değil abi. Siz bir hayal edin arkadaşlar, o simidi, o Ankara simidini Atina'da yemeği mi hayal ediyorsunuz? Yoksa Ankara'da Kızılay'da yemeği mi hayal ediyorsun? Hangisi daha mantıklı geliyor size? Atina'da yemek mi? Ankara'da Kızılay'da yemek mi? Acun abiyle de konuştuk. Gerekli araştırmaları, gerekli fizibiliteleri yaptık. Bizim Ankara'mız, güzel şehrimiz Survivor için, Survivor parkurları için gayet uygun. Özellikle bulunduğumuz yerleşke, çay yolu yerleşkesi. Parkları olsun, bahçeleri olsun. Gayet Survivor için, o parkurlar için çok uygun. Bu zindan adası da sürgün adası vardı. Onlar için de biz yapracığı düşündük. Buradan da yapracığa göndereceğiz. Hatta zaten biz burada arkadaşlarımızla birlikte akşamları buraya çıktığımızda ben onlara böyle ödül mamaları olsun, çeşitli parkurlar olsun yaptırıp zaten bu yerleşkeyi inceden bir alıştırıyorum. Gayet de müsait bir yerleşkemiz var Survivor için. Gerekli görüşmeleri Acun abiyle konuşuyoruz. İnşallah Ankara'da da başlatacağız. İlk ödül oyununda da Ankara tavayla simit veriyorum. Simit de Kızılay'da. Hadi bakalım. Abi, Söğüt ise Söğüt. Söğüt. En iyi Söğüt Ankara'da var. Dominik'te de var da bir Ankara Söğüt'ü değil. Böyle bak, buranın Söğüt'ü böyledir. Böyle Söğüt. Perde gibi Söğüt'ü vardır Ankara'nın. Dominik'in yoktur. Geç kalacaksın, hiç yok zaman. Düşünme sakın, olma pişman. Yalnız kalamaz hiçbir yaratık. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Bu gemide ah ben de olsaydım. Gelip buraya girse burada yamukluk var. Şuraya engeli koyarsak şuradan döner. Böyle bu engelden de buradan da atladığında oradan döner. Şöyle
Şaka bir yana, buraya geldikten sonra gerçekten Ankara'yı ne kadar özlediğimi fark ettim. Bayağı da fazla Ankaralı vardı. Devamlı birbirimizle burası hakkında konuştuk. Hatta bir gün ben Yunan ekibinde çalışıyordum. Yunan Survivor'da çalışıyordum. Oradaki Yunan yarışmacılardan bir tanesi Andreas. Soyadını hatırlamıyorum. Andreas. Borsacıydı ve Ankara'ya gelmiş kendisi. Onunla bile bir Ankara konuşmamı yapmıştık. Çok beğenmiş burayı. Andreas benim Ankara'dan geldiğimi duyunca böyle gözünden bir damla yaş süzüldü onun da. Çok beğenmiş burayı. Bir hafta kaldığını söyledi. Bir iş için gelmiş. Döndüğü zaman, yani yarışma bittiği zaman Ankara'ya geleceğini söyledi. Geldiğinde arayacaktı ama hala aramadı beni. Είναι τελείως πονηρό και αρκετοί προσπαθούν να παίξουν πολλά παιχνίδια στα οποία δυστυχώς. Genel hatları aslında Dominik çok güzeldi. Çok eğlenceli geçti. Yer yer çok üzüntülü, sinir bozucu geçti ama gerçekten çok güzeldi. Ankara ile benzer yanları vardı. Bambumu aldım geldim bir kere. Bambum bu Dominik'ten aldım, getirdim bambumu. Çok eğlenceli bir serüvendi benim için. Güzel anılar da biriktirdim. Vallahi ben o kadar yer gezdim, dünyanın öbür ucuna gittim, işte Dominik'e gittim, 10 bin, 12 bin kilometre öteye gittim. Avrupa'da 3-4 tane ülkeye gittim, gezdim, kaldım. Ama ya benim için ya dünyadan ya yaşanılabilir en iyi yer, benim için gezdiklerim, gördüklerim arasında kesinlikle Ankara. Faithfulness distracts me from my ever-changing tastefulness.